Şimdi İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarı Alioğlu karşımızda. Çünkü soracaklarımız var. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aklımızdaki sorular tahmin edebileceğiniz üzere koronavirüs aşısının muhafaza, saklama meselesiyle ilgili. Bu konuda bir, Sağlık Bakanlığı'yla ya da ilgili yetkili kurumlarla bir görüş alışverişinde bulunuldu mu Eczacılar Birliği adına, Eczacı Odası adına? Birinci soru bu, toplu olarak sorayım. İkincisi, şimdi Çin aşısı bir ölü virüs aşısı, dolayısıyla muhafaza etmesi daha kolay deniyor. Ama ülkemize geleceği tahmin edilen ya da planlanan başka aşılar var ve oldukça soğuk bir şekilde saklanmalı. Lojistik aşamasında dahi soğuk olarak muhafaza edilmeli. Bunlara ilişkin kapasitelerimiz, başta İstanbul, elbette sonrasında Türkiye. Görev yeriniz İstanbul olduğu için başta İstanbul diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye'nin genelinde saklama kriterlerimiz ne durumda? Yeterli mi? Eksiklik var mı? Bunların tamamını merak ediyoruz. Eczaneler bu aşıların gelişine hazır mı? Bunu da ayrıca merak ediyoruz. Cevaplar için sözü size bırakayım. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle ilk sorunuz, Sağlık Bakanlığı'yla bu konuda fikir alışverişimiz var mı? Maalesef biz de sizin gibi gelişmeleri medyadan takip ediyoruz. Bakanlık tarafından bizlere verilmiş detaylı bir bilgi yok. Dolayısıyla aşılarla ilgili planlamanın ne şekilde yapılacağı, eczaneler aracılığıyla mı, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla mı vatandaşa ulaştırılacak, bu konuda henüz bizlere aktarılmış bir detaylı bilgi yok. Şu anda Türkiye'ye geleceğini bildiğimiz, hatta Çin'le uzlaşmanın sağlandığını, bittiğini ama Çin'den kaynaklı bir problemden dolayı bir hafta 10 günlük bir gecikmeyle geleceğini bildiğimiz Çin aşısıyla ilgili muhafaza anlamında hiçbir sorunumuz yok. Olmayacak. Çünkü bizler bugüne kadar bildiğimiz aşı türünde olan bu aşıyı 2-8 derece arasında muhafaza edebilecek kapasiteye sahibiz. Tüm Türkiye'de ilaç dağıtım kanallarımızla olsun, eczanelerimizle olsun bu konuda bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Ancak diğer aşılar -70 derecede muhafaza edilmesi gereken Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili muhafaza sorunu olacağını düşünüyoruz. Çünkü -70 derecede muhafaza edebilecek çok az sayıda ya da şöyle söyleyelim belki milyonlarca aşıyı saklama yeterli olmayacak sayıda soğutucular olduğunu biliyoruz. Bu konuda bakanlığın bir çalışması olup olmadığını da bilmiyoruz. Bu muhafaza şartlarını arttırmayla alakalı. Dediğim gibi biz de sizler gibi Sayın Bakanımızın açıklamalarından, basından olayları takip edebiliyoruz. Son soru, herhalde bunun da bir cevabı yok sizde ama sormak durumundayım. Eczanelerde bir satış olacak mı? Vatandaşlar bunu bilmiyorlar. Çin aşısı ücretsiz dendi. Sonra gelen aşılarla ilgili bir kısmının eczanelere verilebileceği konuşuldu. Zannediyorum bu konuda da siz de sadece iddiaları takip etmekle mecbur kaldınız bu duruma. Aynen Can Bey. Dediğiniz gibi bakanlığın bu yönde açıklamaları çelişkili. Başlangıçta Sağlık Bakanlığı tarafından önce sağlık personelinin daha sonra 65 yaş üstü risk grubunun aşılanacağı fakat ilerleyen süreçlerde de bu aşıların eczanelerden temin edileceği yönünde açıklamalar yapıldı. Ama yine aynı şekilde detay bir bilgi ya da şu kadar dozdan sonra eczanelere verilecek gibi bir bilgi henüz bizlere ulaşmış değil. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet, maalesef bizde de net bir şekilde yok. Peki, umuyorum biraz daha bu belirsiz süreçleri aşıp daha berrak sonuçlar elde ederiz ki süreci nasıl yönetiyoruz diye tekrar sizle konuşma fırsatımız olur. En azından süreci değerlendirme fırsatımız olur. Biraz daha iyi günlerde diyelim. Çok teşekkür ediyorum Cenap Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.